beni dolandırdı Onurcuğum. O evet. işte mağdur İstanbul Başsavcı işte dünya marka. Şöyle bir mağduriyetim söz konusu. 2019 senesinden beri Zeynep Aşkın Korkmaz ve Mine Tozlu ile büyük bir mağduriyetim söz konusu alacağıma istinaden. Yaklaşık 1 milyon 200 bin lira şu anda alamadığım bir mağduriyet söz konusu. Geri kalan ödemelerimi almıştım kendilerinden. Kendilerine hisse senedi olarak bana ödemelerini yapmışlardı. Orada da zaten ayrı ayrı sıkıntılar yine yaşamıştım. O yaptıkları ödemelere istinaden yine sıkıntılı bir süreç geçmişti. Ama şu anda ödemedikleri rakam konularında yine sıkıntılar yaşamaktayım. Dediğim gibi yani adaletin bir an önce yerini bulmasını istiyorum açıkçası. Daha öncesinde bu 3 tane çek verdiler bana. Onun öncesinde yine bana 2 yaprak 500'lük çekler verdiler. Ama onlar geri aldılar benden. Sonra onun karşılığında 3 tane daha çek verdiler. 400 aralarında birer ay vadisi olan çekler verdiler. Onlara onların üzerindeki imzaları Zeynep Aşkın Korkmaz ve Mine Tozlu bir masanın etrafında beraber otururken gözümün önünde imzaladılar. Çek nüshalarını bana verip ödeme yapacaklarını söylediler. Çekin ödeme günü de, ilk çekin ödeme günü de çeklerin karşılıksız olduğunu gördük. Beni o gün aradılar, ilk çekin yazıldığı gün. Ortaklarımla aramda sıkıntılar var. Size en yakın zamanda ödeme yapacağımı söyledi. Ama gel gör ki 3 çekide ödemesini yapmadılar. Tek çeke itirazda bulundular. Sonraki 2 çeke itirazda bulunmadılar. Zeynep Aşkın Korkmaz, Mina'nın kendisini dolandırdığını söylüyor. Mine Tozlu, Zeynep Aşkın Korkmaz'ın kendisini dolandırdığını söyleyip bazı belgeler bana WhatsApp'tan gönderdi. Hatta bu çok yakın sürede oldu zaten. Mağdur olan ben oldum. Eminim ki benim gibi birçok insanın mağdur ettiklerini düşünüyorum ben. 1 milyon 200 bin TL toplam 2019 yılı alacağını ilişkin olarak kendisine çek veriyorlar. Sırılı çekler bunlar. 3 adet çek. Bu çeklerden sadece bir tanesinin imzasına itiraz ediyorlar. Geri kalan 2 çeke ilişkin herhangi bir itiraz yok. Küçükçekmece 1 İcra Ceza Mahkemesi'nde itiraz olmayan 2 çeke ilişkin ceza kararı çıkmıştı. İstinaftan kesinleşmişti. Yargılamanın yenilenmesi devam ediyor bu süreçte. Mine Hanım tarafından itiraz edilmeyen 2 çeke ilişkin infaz devam ediyor. Zeynep Hanım tarafından da hiçbir çeke itiraz edilmediği için yargılamanın yenilenmesi anlamında 3 çeke ilişkin burada infazı, ceza kararının infazı aynen devam ediyor. Dosyada 4 tane hukuki mütalaa var. Sunmuş olduğumuz 4 tane hukuki mütalaaların tamamında imzaların borçlara ait olduğu ifade edilmiş. Çok açık ve net. 1 milyon 200 bin TL'lik bir para cezası var. Ödenmemesi halinde hapis cezasına çevriliyor. Fakat yargılamanın yenilenmesine başvurulduğu için Mine Hanım tarafından sadece bir çeke ilişkin itiraz edildiği için ona ilişkin olarak 800 bin TL'lik çeke ilişkin ceza kararının infazı var. Zeynep Hanım'a ilişkin ise 1 milyon 200 bin TL'lik ceza kararının infazı var. 32 İcra Hukuk Mahkemesi karar tarihi 26 Ekim 2023'tür. Varsa eğer, Mine Tozlu yazıyor değil mi?